Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Babasıyla yalnız başına yaşayan bir genç kız vardı. Bu genç kız annesi kendisini doğururken vefat ettiği için hiç anne sevgisi görmemiş, babası ona hem analık hem babalık etmeye çalışmıştı. Kardeşi de olmayan genç kız hayatta tutunacak tek kişinin babası olduğu bilinciyle büyümüştü. Babası onu hiç üzmemiş, her zaman isteklerini yerine getirmişti. Bununla birlikte kızını asla şımartmamış, ona iyi bir aile terbiyesi vermişti. Genç kız serpilip büyüdüğü zaman her kadının bilmesi gereken ne varsa bunların her birini tek tek ona kendisi anlatmıştı. Bu noktada ona asla bir utanma veya sıkılma göstermemiş, bilinçli bir evlat yetiştirmenin gururunu yaşamıştı. Genç kız, babasının kendisinin üzerine bu kadar çok düşmesi ve ilgilenmesine karşın ergenliğe girdikten sonra ondan biraz uzaklaşmış ve içine kapanmıştı. Onunla her sorununu paylaşamıyor ve dertlerini açık bir şekilde ifade edemiyordu. Bazı zamanlar canı o kadar sıkılıyordu ki keşke bir annem olsaydı da onunla vakit geçirebilseydim diye düşünüyordu. Hal böyleyken genç kız bir gün karnında çok şiddetli bir ağrı hissetti. Bu ağrı özel bölgesine kadar uzanıyordu. Sebebini bilmeden bir anda oluşan bu anormal ağrıdan dolayı günlerce yataktan kalkamadı. Babası kendisine durumunu sorduğunda bir bahane buluyor, sırtım ağrıyor deyip geçiştiriyordu. Babası ona bir gün randevu alıp hastaneye gitmeyi teklif ettiğinde ise yalanı ortaya çıkacağı için bunu başta reddetmiş, sonra da kendisine göre bir tarih belirleyip kadın hastalıkları doktoruna randevu almış. Hemen ertesi günü babasına haber verip hastaneye gideceğini, kendisini zahmet etmesine gerek olmadığını söyledi. Babası her şeyden habersiz buna anlayış gösterdi ve kendisine haberdar etmesini istedi. Genç kız hastaneye gidip bir erkek doktora muayene olduktan sonra doktorun yazdığı ilaç reçetesini almak için tam muayenehaneyi terk edecekti ki doktor onu durdurarak geri gelip oturmasını, yanında o ilaçlardan numunelik olduğunu söyledi. Genç kız oturup doktorun ilaçları çıkarmasını bekledi. Doktor İlaçları ona birer bardak suyla ikram etti. İlaçları alan genç kız kendisini hemen iyi hissediverdi. Doktora teşekkür edip bir iki dakika daha muhabbet edip kalkacakken bir anda üzerinde bir ağırlık hissetti. Aniden bayılıp kalan genç kız koltuğa yığıldı ve öylece kala kaldı. Doktor şeytani bir gülümseme atarak oturduğu yerden kalktı ve bayılan kızın yanına gelerek "Bu güzelliğin öylece elimden kayıp gitmesine izin veremezdim değil mi?" dedi ve korkunç kahkahalarla gülerek genç kızın üzerine eşyalarına zarar vermeyecek şekilde İtinayla soymaya başladı. Genç kızı anadan üreyen hale getirdikten sonra onunla birlikte oldu ve bu çirkin anları kameraya kaydetti. Zavallı kızı çirkin emellerini alet ettikten sonra üzerini giydirip hiçbir şey olmamış gibi yerine geçti ve birkaç dakika sonra kendi kendine uyanmasını bekledi. Genç kız gözlerini açtığında karşısında masasında oturup bir şeyler karalamakta olan doktoru gördü. Panikleyip hemen saate baktığında aradan tam 1,5 saat geçtiğini gördü. Doktor genç kızın uyanmasına şaşırır gibi yaparak "Uyandınız mı hanımefendi? Kusura bakmayın, size verdiğim ilaçların bir yan etkisi olsa gerek. Bazen böyle uyku yapabilir," dedi. Genç kız her şeyden habersiz doktordan özür dileyerek ilaçları aldı ve anlayışı için ona teşekkür ederek muayenehaneden ayrıldı. Yolda giderken karnındaki ağrının daha da şiddetlendiğini fark etti. O gün eve dönünce babası doktorun ne dediğini sordu. Genç kız mevsimsel bir şey olduğunu, sırt ağrısına sebep olacak ciddi bir sorunun olmadığını söyledi. Akşam yemeğini babasıyla birlikte yedikten sonra odasına geçip ilaçlarını almak üzere ilaç poşetini açtığında birdenbire sabahleyin doktorun verdiği 4 kutu ilaç olduğunu hatırladı. Ancak poşetin içinde 3 kutu vardı. 4. kutu ilacın neden poşette olmadığını bir süre düşündükten sonra onu unutmadığına veya düşürmediğine emin oldu. Hemen poşetteki ilaçları çıkarttı ve reçetelerini okudu. Hiçbirine yan etki olarak uyku yapabilir yazmıyordu. Genç kız kendisini uyutan ilacın kaybolan o ilaç olduğunu düşündü ve bunu doktorun bilerek verip vermediğini sorgulamaya başladı. Tam o sırada WhatsApp'tan kayıtlı olmayan bir numaradan mesaj aldı. Mesajı gönderen kişi kendisine bir video göndermişti. Bu kişi doktordan başkası değildi. Videoda da kendisi ve doktorun müstehcen görüntüleri vardı. Genç kız doktorun kendisine ilaç verip bayıltıp sonra da tecavüz ettiğini öğrenince beyninden vurulmuşa döndü. Gözyaşlarına hakim olamayıp daha fazla videoya bakamadı ve hemen kapatıp telefonu bir kenara attı. Aradan bir saat sonra kendisini biraz toparlayıp telefonu eline aldığında doktordan birkaç mesajın daha geldiğini gördü. Arsız doktor genç kızı yarın aynı saatte muayenehanesine beklediğini söylüyor, gelmezse videoyu internete koymakla tehdit ediyordu. Ne yapacağını bilmeyen genç kız ertesi gün çağrıyı polise gitmekte
birlikte buldu. Durumu gözyaşları içinde polislere anlatıp doktoru ihbar etmişti. Polisler randevu saatine ani bir baskın atarak doktoru kıskıvrak tutuklamış ve karakola götürmüştü. Karakolda herkesin ifadesi alındıktan sonra doktor hapishaneye gönderildi. Genç kızsa huzura kavuşup doktora iyi bir ders vermiş olmanın mutluluğunu yaşadı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.